Evet ya, harika vallahi. Taraftan başkanım. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, merhabalar. Günaydın, günaydın, nasılsınız? Günaydın. Merhaba kardeşim. Günaydın tekrar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet. Evet. Yani şu anda bir sürü analizlerini yaptı. Hiçbir suyu standartında şu anda USO'ya sahip. Çok iyi. Ama bunu sürekli bizim izlememiz gerekiyor. Evet, her gelişmeli gazemine hayran ediyorum. USO'yu hep de söylüyorum. Bütün itfaiye istasyonlarımızda USO alma avuzları. O zaman gayet güzel. Dışarıda küresel iklim krizi dediğimiz ve artık hiçbirimizin dışında kalamadığı bu tablo bizi doğanın sürekli yeni felaketleriyle baş başa bırakıyor. Kuraklık da sadece İzmir için, Türkiye için değil, bütün dünya için çok ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Dünyanın her yerinde bu küresel ısınmanın en somut sonuçlarından biri maalesef kuraklık. Bizim de çok hızlı bir biçimde su kaynaklarımızı daha doğru kullanmaya, yağmur suyunu mutlaka depolamaya, tarımsal üretimde kullanılacak ürün deseninin doğru seçimine, vahşi sulamanın terk edilmesine ihtiyacımız var. Dünya Su Günü vesilesiyle şunu söylemek isterim. Eğer aklımızı başımıza toplamazsak, eğer bir an önce harekete geçmezsek, kuraklığın bize ödeteceği bedeller çok ağır. Maalesef bugüne kadar bunu çok hafife aldık. Tarımsal üretimde yanlış ürün desenleri seçtik. Bu suyun %77'si tarımsal üretimde kullanılıyor. %10 sanayi, %10 da evsel tüketimde kullanılıyor. O nedenle öncelikle tarımda çok daha akılcı su kullanma yöntemleri keşfetmek zorundayız. Gaziemir'de 5 tonluk bir su deposuyla sadece binanın çatısında biriken suyu depolayarak yılda 220 ton su tasarruf etmeye başladık. 2-3 sene içinde kendini amorti edecek bir düzenek kurmuş oldu arkadaşlar. Bunu tüm İzmir'e tavsiye ediyorum. Yağmur suyunu çatılardan toplamak bile çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Çünkü bu suyu hem lavabolarda, hem mutfakta, hem temizlikte, her yerde kullanmak mümkün. Çok daha fazla yöntem geliştirilebilir, çok daha fazla çözüm üretilebilir ama bir an önce hayata bu gözle bakmaya başlamamız lazım. Eğer şimdi yapmazsak yarın çok geç.